Herkese hoş geldiniz. Bugün de Phantom Hulk Flash Stick joystick inceliyoruz. Daha önce joystick inceledik. mi? hiçbir fikrim yok. bir tozlu raflarda topluca incelemiştik ama tozlu raflarda. Joystick nasıl incelenir? Onu da zaten hani o ayrı bir tartışma konusu ama birazcık da bir deneyim aktarma inşasına bakarsanız hayatımızdan çıktı bizim çocukluğumuz joystickle geçti. Biz joystick'ten başka bir şey bilmiyorduk. Oyun joystickle oynanırdı. Daha sonra PC tarafında da devam etti bir süre. Ve sonra işte klavye mouse egemenliği başlayınca biz joystickleri kenara bırakmaya başladık ve daha sonra tabii konsollar gamepad gamepad'le e, joystickleri tamamen bitirdiler. Ama joystickler hayatımızdan tam olarak çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Çünkü bir de hala hayatımızda simülasyon oyunları var. Her ne kadar artık o da küçük bir kitleye hitap ediyor gibi gözükse de aslında e, joystick piyasasını ayakta tutacak kadar da büyükler. Hatta işte biliyorsunuz orada HOTAS gibi çok acayip sistemler var. Ama onlar çok pahalı da bir yandan. işte onlar onlara erişemeyenler ama bir şekilde simülatör oyunlarını da oynamak isteyenlere standart joystick'e yakın bir deneyim gerekiyor. Ve tabii ki alınabilir bir fiyatta. Çünkü orada olay şu. Joystick'in var mı yok mu noktasına geliyor. Yani klavye mouse'la bugün artık hani simülasyon olmayan ama uçuş olan oyunları bile oynamak biraz garip hissettiriyor. O yüzden orada da işte Gamepad'e başvuruyorduk. Biz mesela Battlefield oynarken e, helikoptere geçtiğimizde, uçağa geçtiğimizde sırf bunun için yanımızda bir tane Gamepad bulunduruyorduk. Ki oynayabilirim diye. Onlarda da joystick desteği yoktu. Artık sonradan bir daha eklediler mi bilmiyorum. E, ama gerekiyor. E, klavye mouse helikopter, uçak uçurmak olmuyor. Burada tabii birazcık da hissiyat meselesi var. Yani ben işte sadece joystick kullanmıyorum. Aslında bir tane uçuş joystick işte boşuna dememişler flight stick diye. Burada işte bir uçağı, bir helikopteri kullandığımızın hissiyatı Gamepad'de o yok. Gamepad'de tam mükemmel bir şekilde kullanırsınız. Hiçbir sorun olmaz ama şunun hissiyatı bambaşka. Yani orada işte o simülasyonun simülasyon tarafını hissettiren şey şu bu hissiyat. Bunun hatta görüntüsü. Siz zaten görüyorsunuz. Bunların tasarımı genelde o açıdan benzerdir. Size bir işte uçağı kullandığınız hissiyatını yaratmaya çalışır. onun artistliğini verirler. Yoksa bunların böyle tasarlanmasının hani elin ergonomisi Açısından şart olduğunu söyleyemeyiz tabi ona da dikkat ediyorlar o ayrı konu birazdan göstereceğim ama hani şu tasarım genellikle bu flash sticklerde oluyor. Türkiye'de Logitech'in Extreme 3D Pro'su dışında ben hani böyle Hotas tarafına kaymadan bir joystick olduğunu görmemiştim kendim de onu almıştım zamanında hala da baktım o var. 500 liraların e, civarlarında satılıyor. Şimdi bu çok yeni bir ürün. Ben hani hatta bunu çekerken daha fiyatı e, ya da satış noktası bilgisi gelmemişti. Gelirse eklerim. Ama yurt dışındaki fiyatlarına baktığım zaman bunun yarı fiyat olduğunu görüyorum. Yani Dostekin'in de yarı fiyatı olduğunu görüyorum. İnşallah burada da öyle olur. Çünkü birazcık hani bu e, ucuz olsun diye malzemesinden de biraz hissettiriyor. E, ekonomik bir ürün olduğunu. Kötü anlamda söylemiyorum. Bir eksiği yok ürünün. E, ama bir iki tane iyileştirmesi gereken noktayı söyleyeceğim. Şimdi şöyle birazcık bakayım çünkü bunu bir kere yapıştırdığım zaman bunu çıkaramayacağım masanın üstünden çok sıkı tutunuyor. Bir defa full plastik. Şu mesela tamamen artistik olsun diye konmuş bir parça biraz metal hissiyatı veriyor öyle boyamışlar ama yok bildiğiniz plastik. Olmasa da olurmuş açıkçası. Ama ne dedim? işte o hissiyat, simülasyon uçak uçuruyorum, helikopter uçuyorum hissiyatını desteklesin diye, sizi havaya soksun diye böyle artistikler yapmışlar gerek yokmuş. Hani bunun şeyi zaten şu yapısı gayet güzel gözüküyor bence. Ee, onun dışında şurada iki tane tuşu var. Evet, ateş tuşları olarak. Zaten elinize tak diye oturuyor. Şu küçük parmağınıza bu oturuyor. Şu tetik. Zaten ana tetiğiniz bu olacak büyük ihtimalle. Baş parmak burada çok önemli. Şimdi baş parmak şuradaki alanın tamamına hakim. Şurada d o yüzden hemen tak diye buraya koymuşlar. Düzgün çalışıyor. Şurada iki tane tuşumuz daha var. Bu aynı zamanda yine bu şekilde d benzer şekilde çalışıyor. Bu direkt tuş. Bu tuşların hiçbir anlamı yok. Onu şöyle söyleyeyim. E, oyuna Oyunda ne atarsanız o aslında. Yani o yüzden varsayın olarak şu işe yarıyor, bu işe yarıyor demeye gerek yok. Hatta şeye şaşırmayın. Girdiğiniz bir oyuna atamalara başladınız. Atamalarda anlamsız olabilir. Yani işte e, X tuşu şu D-pad'in sağına X diyebilir oyun. Nasıl görüyorsa. O sizi etkilemiyor. Ona şaşırmayın. E, siz yine işte oraya atadığınız özellik neyse o çalışacak merak etmeyin. Şuradaki tuşlar da basılabilir şekilde. Mesela şimdi artık koyayım bunu yerine hatta şöyle tam tepeye odaklayalım. Evet. Şimdi bu dediğim gibi bu yerine bir kere yapıştı mı onu buradan çıkarmanız çok zor. Yani masayı kaldıracakmış gibi hissediyor, hissediyorum. Kaldıramaz ama yani siz, siz de bunu bir yere sabitliyorsanız artık sabit emin olabilirsiniz. Şurada mesela thruster. Yani şu diyelim ki işte uçağınıza gaz vereceksiniz. Onu genelde buna atarsınız. Bunu da mesela ilk eleştireceğim şey şu olacak: şunun kenarlarını çok keskin yapmışlar. Yani tamam parmağımı oturtup şöyle yaptığımda hiçbir şey olmuyor. Onu söyleyeyim. Oturabiliyor parmağım ama ya bazen işte oyunda biraz hızlıysa her zaman da yani flash simulator oynamıyorsunuz, her zaman da dümdüz gitmiyorsunuz. Bazen de işte benim yaptığım gibi X-wing uçuruyorsunuz. Orada heyecanlanlar yaşandığında ister istemez şunun kenarlarına da dokunuyorsunuz. O yüzden şunun bence Keskin kenarlı herhangi bir tarafında keskin kenar kullanılmaması gerekiyor. Bir de şunun e, ayarını birazcık sert buldum. Dediğim gibi flight simülatörde normal bir uçak sakin sakin giderken bu olur. Bunun zaten çok oynamamasını istersiniz. E, ama işte daha seri olmanız gerektiğinde bu o kadar seri olmuyor. Ben mesela burada o yüzden bu gaz meselesini e, kendim e, squadrons oynarken buradan almak zorunda kaldım. Buna başka bir şey de atlayabilirsiniz ama e, asıl amacı o tuşlara kolay basılıyor. Genelde bunu bu şekilde kullandığınızda bu boşta kalan elinizde buraya da atadığınız tuşları kullanabilirsiniz. Ben biraz zorlanıyorum onu söyleyeyim kendim bu tuşlara alışmakta. Ben genelde oynarken küçük bir klavyeyi şuraya koyuyorum. Bunu da yana koyuyorum. Bazı yani tuşlarımı klavyeye atayıp bununla e, geri kalan bunu co, tam olarak joystick olarak kullanıyorum. Yani şu tuşlarla ben, ben hiç oynamam şey de öyle. Yani Logitech'te kullanırken de öyle yapıyorum. Evet, ama yok ben tek başıma bunu joystick olarak kullanacağım. Başka da bir şey istemiyorum. O şekilde ayarlayacağım diyorsanız şuradaki altı tuş o işlere yarıyor. Kombinasyonlar da belki yaratabilirsiniz. İşte bir şeyle basılı tutup başka bir şeye bastığınızda, başka tuşa bastığınızda başka bir iş yapar. O zaman işte bir anlamda tuşların sayısını arttırmış da olursunuz kombinasyon yaparak. Şu hareketlerde hiçbir sorunum yoktu. Sadece şeyi fark ettim. Yani mesela şu şekilde şu kadarcık bir hareket yaptığımda yetmiyor. Yani bunun bir harekete algılama sınırı var. Ona alışmanız lazım ilk etapta. Orayı açtıktan sonra hareket ediyor. E ona alışana kadar yani çok çok minik bilek hareketlerinde oynayayım oynayabilirim dediğiniz zaman ilk başta hareket etmezse şaşırmayın. Birazcık daha fazlasını istiyor. E şuradan tepe kamera daha iyi görüş şu hareketi de. Zaten genelde bütün joystick'lerde oluyor bildiğim kadarıyla. Yapabiliyorsunuz ama oyunun da tanıması lazım onu. Her oyun tanımayacaktır. Bu hareketler esas hani bizim istediğimiz kısımda yere de iyi tutunduğu için gayet rahat olacaksınız. Dediğim gibi birazcık fazla kuvvetle kullanmanız gerekiyor. Çok minik hareketler yapmayın. Yazılımı var diyor ama yazılımı indirdim sitesinden bir şey yapmadı yani kuruldu. İsminin ismini gördü. Düzgün de çalıştı Windows hani kalibrasyon ekranı vardır bir de zor bulursunuz onu Windows'un altında. Buldum baktım her şey düzgün çalışıyor daha ilk kurulduğu anda. Bence yazılımı da olmasaydı bu Tak çalıştır bir şekilde çalışacaktı bence. Oyunlarda dediğim gibi hani gireceksiniz. Oyunun içinden atamalarını yapacaksınız. Kontrolcü olarak gözüküyor. Oradan e, istediğiniz tuşunu atayabilirsiniz. E, tuşları atadıktan sonra kullanımında ben çok bir sıkıntı yaşamadım. Şu tuşların da aynı burada yaptığım yorumu yapacağım. Şu D-pad'in de şu kısımları çok sert. Yani işte bunlar genelde e, gamepad'lerde... Ya kendisi yumuşak malzemeyle yapılıyor ya da işte üstünde bir kauçuk malzemesi oluyor vesaire. Bu doğrudan sert plastik ve üstündeki şu çıkıntılar maalesef direkt parmağınıza batıyor. Ya aslında kullanımı şu parmağı oturtup sağ, parmağı hafif sağa sola yatıracaksınız. Ama işte diyorum ya olmuyor. Yani siz bunu heyecanla basarken doğrudan şuradaki çıkıntıya basıyorsunuz. İşte o zaman parmağınıza birazcık batıyor. Bunlara özen göstermeleri lazım bir tane işte bunun kendisinin yumuşak malzeme olması ya da işte böyle çıkıntıları, keskin çıkıntıları olmaması çözecekmiş. Ama şunlarda da onu yapmamışlar. Mesela şu tuş gayet yumuşak, hiç elinize batmıyor. Burası yine aynı şekilde şu hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Tetikler öyle güzel. Onlar yumuşak bahsettiğim şekilde. Çok keskin hatlara sahip değiller. Zaten onlara parmağınızın oturma şekli rahat oluyor. Bu şekilde, ben kendim flight simülatörcü değilim, o yüzden hani onunla test etmedim. Ben alıştığım oyunda test ettim, dolayısıyla Squadrons'ı kullandım Star Wars'ta. X-Wing uçurdum, TIE Fighter uçurdum. Orada da zaten bu joystick'i de onun için almıştım, Logitech'teki. Şimdi işte ona da bir alternatif oldu SpeedLink'ten. SpeedLink'te başka bir sürü çözümler de var aslında. Çok fazla hani gündemimize girmemişti bugüne kadar. Competition Pro bile var. Hani eğer hani eskiler için söylüyorum, ilgileniyorsanız o da SpeedLink yani ben aradığımda çıkıyor aslında Türkiye'de Amazon'da falan var da yurt dışından Türkiye'ye geliyor. O yüzden fiyatı bir anda yükseliyor tabii. E, Türkiye'ye geliş fiyatları. O yüzden firmaların buradaki yerel fiyatını beklememiz lazım. Dediğim gibi yetişirse açıklamalara koyarım ya da geldiğinde koyarım en azından. Arada bakın. E, ya da siz arayın ürün e, ismini. Bunu önerebilmemiz için birazcık hani e, buradaki işte Extreme Pro'dan daha ucuz olması gerek yurt dışında öyle. O yüzden e, tavsiye edenler de öğretmişler ben de çünkü baktım hani karşılaştırmalarına burada olmayınca. E, burada da aynı fiyat politikasını sürdürebilirse e, ekonomik ve işini yapan bir joystick olarak gayet tavsiye edilebilir. Ben öyle e, şu beni rahatsız eden bir şey görmedim. Hatta titreşim motoru da var. Oyun destekliyorsa. Ben titreşim sevmiyorum oyunlarda. Yani ben bu sabit dursun hiçbir şey yapmasını istiyorum. Ama hani isteyenlere düzgün çalışan bir titreşim motoru da içinde var. O destek de verilmiş. E, böyle e, bu e, işte Phantom Hawk diye geçiyor. Kendiniz de bakabilirsiniz. Arada bir yoklayın. Hani gelmiş mi gelmemiş mi diye. Eğer dediğim gibi Logitech'ten daha ucuza satılabilirse olur. Çünkü ötekinin birazcık da tabii marka algısı yerleşti. Kendisi yerleşti. Çok uzun süredir piyasada var. Çok da başarılı bir ürün. Onunla kafa kafaya vurulduğunda bu biraz ucuza kalır, kaçarsa şu anki ekonomik durumda hem de böyle çok profesyonel çözümlere gidemeyenler için güzel bir alternatif olabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.